İftara az kaldı Hülya. Para toplamam lazım. Madem bu kadar para topladık Kadir, Ramazan'dan sonra hemen ev tutalım, tamam mı? Tamam Hülya, hallederiz. Hallederiz demek Kadir, hallet. Hallet, hallet, hallet. Ben sanki burada kalmaktan çok memnunum. Ya bu evde adama bir banyo bile yaptırtmıyorlar. Sen de Türkçenin mi Kadir? Yani banyoda şarkı söylemek zorunda mısın? İyi be, şarkı söyleme, uyuma, onu yapma, bunu yapma. İlk fırsatta gidiyoruz bu evden Hülya. Ben şarkı söylemeden banyo yapamıyorum, temizlenemiyorum. Alo, buyurun Macide Hanım. Ceren'in öğretmeni. Bugün hastaydı, o yüzden okula göndermedik. Yalan mı söylüyordur? Neden Macide Hanım? Aşı günü müydü bugün? Anlıyorum. Tabii, yarın mutlaka gönderirim. Ne olmuş Hülya? İnanamıyorum ya. Ceren aşı günü olduğu için bana hasta numarası yapmış. Vay, bak sen. Onun gibi bir sürü gelmeyen olduğu için yarın yine aşı yapacaklarmış. Cine bak cine. Demek benim güzel yavrum aşıdan kaytarıyor. Bilmem, yavaş yavaş sana çektiğini söylememe gerek var mı Kadir? Ama ben aşıdan korkmazdım ki Hülya. Yalancılık konusunda Kadir. Ceren! Ben sana ne zaman yalan söyledim Hülya? Bir örnek ver bakalım, ben sana ne zaman yalan söyledim? Veremezsin tabii. Böyle bir örneği veremezsin. Mustafa! Kayınço ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Kim yaptı lan? Geberteyim hepinizi. Gel kayınço buraya. Ne oldu koçum söyle. Ha Mustafa. Abi. Defne yardım et. Gel yardım et getirelim Enişte Mustafa'yı. Enişte ne oldu abime? Bilmiyorum. Dönmüşler galiba Defne. Bunu kim yaptıysa geberteceğim onları bunu. Alçaklar. Şerefsizler. Gel Mustafa. Allah'ım başımıza gelenler. Nasıl yaptılar bunu? Kim kıydı benim çocuğuma? Yavaş ol, acıcak. Tamam anneciğim, tamam. Dur be kayınço, daha bir şey yapmadık be. Ay, kaç kişiydiler Mustafa? 8-10 bilmiyorum ya, sürü gibiydiler. Anlamıyorum ya. Ver abla, bir iki tane olsaydı abim haklarından gelirdi zaten. Peki kimdi onlar, ne istiyorlarmış senden? Boş ver abla. Öyle boş verle boş verle olmaz kayınço. Sen kim olduklarını söyleyeceksin, ben de gidip hepsinin kafasını kıracağım, döveceğim onların hepsini. Söylesene çocuğum, kimdi onlar? Polise haber verelim, dağ başı mı burası? Konuş kayınço, tek tek isim istiyorum. Ya işte vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Yani hiçbir şey söylemediler. Söylemediler. Sebepsiz yere dövdüler yani. Ya ben içeri geçeyim, babam iftara gelir şimdi görmesin beni böyle. Bence de. Kızarmızlar tansiyon çıkar. Yüreği dayanmaz adamın. Ay doğru vallahi. Bir de babanın tansiyonuyla uğraşmayalım. Nasıl öğrenecek anne? 10 günden önce geçmez ki bu morluklar. Aman aman, ne kadar geç görse o kadar iyi. Şimdi ya kızar ya da üzülür. İkisi de birbirinden beter. Yok kızar, o kızar. Her şeye kızdığı gibi buna da kızar. Gel kanka. Aman canım, yavaş olsana. Sen yardım et çocuğum, sen de. Gel Hülya, sen yardım et. Tamam anneciğim, tamam. Hemen geldim. Ben şu davulu Hasan'a verip hemen geliyorum kayınço. Merak etme, kanın yerde kalmayacak. Sana bunu yapanları bulacağım ve topmakla girişeceğim kayınço. Hadi sen, ne diyorsun sen Allah aşkına? Burası vahşi batı mı? He? Git bakayım sen, ne yapacaksan yap. Davul mu çalacaksın, para mı toplayacaksın? Tamam, hadi. Tamam anneciğim, hadi. Tamam gidiyorum. Hürmetler babacığım. Hürmetler, hürmetler. Hürmetler. Ay, hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Geldi mi Mustafa? Mustafa mı? Neden sordun? Ya fırladı gitti öyle vakti dükkandan. Laf da söylenmiyor bunlara, hemen bozuluyorlar. Tamam işte. Sen ona kızdın, o da öfkelendi gitti birisine çattı. Anlamadım. Yok canım, bir şey demedim. Ben bir şey söylemedim. Öyle ağzımdan çıkıverdi. Nerede o, he? Odasına kapandı, maket yapıyor değil mi? Zaten makette, internette ne kadar gereksiz şey varsa onda. Evet doğru, keşke doğurmasaydın bu çocuğu. Çok serseri oldu, baksana maket yapıyor. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Hani kızlar nerede? Sofra niye hazırdır? İftar yapmayacak mıyız? Orucun süresi mi arttı? Yoksa iki günde bir mi açılıyor artık oruçlar? Hazırlayacağız şimdi. Hazırlayacağız şimdi. Aman aman. Bu adamın siniri de Ramazan'da ikiye katlanıyor. Can. Efendim canım. Çağır şunu da sofraya gelsin.
kimi? Mustafa'yı. Abim evde mi anne? Yok canım, dışarıda daha gelmedi ki. Daha gelmedi canım. Dayımın odasında inleyen kim peki teyze? İnleyen mi? Aşı vurulacak ya baba Ceren'e. Ondan korkuyor yani, ağrırsa inlerim diyor. Ne dediğini duydum efendim. Bana bakın, nedir bu Mustafa evde değil yalanı? Yalan değil baba. Sus! Demin ezan okunduğunda tepsinin içinde bir tabak çorba uçurmadınız mı içeri? Uçurduk mu? Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi? Sanki bizim gözümüz hiçbir şey görmüyor. Biraz pilav vereyim mi baba? Bana bak, yine neler dönüyor bu evde? Benden bir şey mi saklıyorsunuz siz? Yok baba, bir şey saklamıyoruz. Gidip Mustafa'yı en iyisi ben kendim çağırayım. Sizin sakladığınızı belki o biliyordur. Mustafa! Al işte evde, hani yoktu? Mustafa! Horlama, horlama, hadi. Daha yeni yemek yedin. Ne çabuk uyudun öyle. Kalk bakayım hadi, kalk. Şşt! Bana bak. Mustafa! Ya kalk hadi kalk, tamam kalsın bilgisayar dükkanda. Ne bu böyle kız gibi küsmeler falan? Kalk. Mustafa! Yok baba, küsmedim. Uykum var benim. Kalk ayağa bakayım. Ne saklıyorsun sen benden? Bir şey saklamıyorum. Mustafa! Efendim baba. Oğlum, ne oldu sana böyle? Kapıya çarptım baba. Bana bak, içeridekileri alacağım ayağımın altına. Şimdi seni de almayayım bu halinle. Kim yaptı sana bunu? 10 kişiydiler baba, tanımıyorum. Kimmişler oğlum, ne istiyorlarmış? Bilmiyorum baba. Ya borcun harcın vardı da ödemedin. Hayır baba. Kız meselesi falan mı? Hayır baba. Kız meselesi değil mi?